Arkadaşlar ben Derviş, Gezgin Derviş YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün ne yapıyoruz? Bugün Erzincan'ın Refah ilçesine bağlı ve Orçul yöresine ait Gazipınar köyünü geziyoruz. Yani benim köyümü geziyoruz. Hazırsanız Gezgin Derviş ile Öze Doğru programımız başlıyor. Ve şimdi Gazipınar köyünden yanımda Hanife Karaduç var. Hanife Alacığım, nasılsın öncelikle? İyiyim vallahi. Herkese iyi bayramlar. İyidir, çiçek açmış, yazı güzel. Herkes güzel gelsin, herkes kendi vatanına gelsin, yazın unutmasınlar. Yaşasınlar bu çiçeklerin içinde. Evet, şimdi bizim Gazipınar köyümüz çok uzun zamandır kimsesiz kaldı. Fakat şu anda şehirden buraya göçler başladı. Sen de şu anda hemen arkamızda bulunan evi buraya yaptın. Anladığım kadarıyla İstanbul'u terk edip buraya yerleşeceksin, doğru mu? Şimdi yazın buraya geliyoruz, kışın İstanbul'a gideceğiz. Ben kışın duramıyorum, yazın geliyoruz, kışın gidiyoruz. Peki şimdi İstanbul'u mu daha çok seviyorsun yoksa köyü mü daha köyü çok seviyorsun? Köyü daha çok seviyorum ben. Köy yaşamayı, şimdi benim adam sağ olsaydı ben köyde yerleşirdim. Değil mi? Şu anda çocuklarınla birlikte yaşıyorsun zaten. Şimdi çocuklarımla yaşıyorum. Çocuklar bana bakıyor. Hastayım, akşama kadar peşimde dolaşıyorlar. Peki bizim köyümüz önceden çok kalabalıktı ve çok güzel şenlikler vardı. Ben bunların hepsini duydum, biliyorum. Fakat biraz da senden bu geçmiş hakkında birkaç bilgi alalım istiyorum. Vallahi herkes önce büyükler birbirine bağlıydılar. Tarla biçiyordular, ot biçiyordular. Koyunlar bu yazıda çokudu, gelip gidiyordular. Şimdi vızır vızır arabalar geçiyor. Bura şimdi çok güzel olmuş. Her bir şey kapıya geliyor, ekmek geliyor, meyve geliyor. Yani şehir gibi olmuş. Eskiden hiç imkan falan yoktu. Şu anda imkanların şimdi, hepsi elimizin altında. İmkanlar çoktur. İnce imkan yoktu. İnce millet çok zorluk çekiyordu. Millet çok yoksulluk çekiyordu. Ama şimdi her bir şey var. Şu anda her şey elimizin altında. Köy şu anda çok daha keyifli ve yaşanılabilir halde. Yaşanlı köy çok. Yalaz abi derse yazıda tek başına otur. Bu gül çiçeklere baksa sana yeter. Evet, çok daha çok doğru söyledin. İstanbul mu daha güvenli yoksa köy mü daha güvenli? Vallahi köy daha güvenli. Güvenli değil mi? Köy daha güvenli. İstanbul şimdi ele olmuş ki berbat olmuş. Köye İstanbul hal kalmamış. Burada hala misafirperverlik devam ediyor. Misafirlik devam ediyor, komşuluk devam ediyor. Yani ne bileyim, köy çok güzel. Peki bizi izleyenlere söylemek isteyeceğim şeyler var mı? Şu anda Erzincan'ın Refah ilçesine bağlı Orçul yöresine ait Gazipınar köyündeyiz ve şu anda köylülerimizle röportajlar yapıyoruz. Bizi izleyenlere söylemek isteyeceğim şeyler var mı? Herkese selam söyleyeyim. Ne diyeyim ki? Ben pek bir şey aklıma gelmiyor. Herkese iyi bayramlar. Ben seni de seviyorum, öpüyorum. Herkese iyi bayramlar. Bugün bayram günüdür. Herkese iyi bayramlar. Zarife gel, milyon milyon olur, gel. Ve şimdi Gazipınar köyünden Firdevs Karaduç, yani benim annem var. Anneciğim, öncelikle bayramın mübarek olsun. Zaten bayramlaştık. Şimdi köyde doğup büyüyen birisi olarak senin düşüncelerini almak istiyorum. Köyde doğmak, köyde çocuk olmak nasıl bir duyguydu? Vallahi çocukluğumuzu hayvanların önünden geçiriyorduk. Ondan sonra tırpan biçerdik, çift sürerdik, ekmek pişirirdik, hayvancılıkla uğraşırdık, malcılık yapardık. Kışında odunlarımızı toplardık, sobanın önünde otururduk. Ondan sonra eskide çekirdek mekirdek bir şey yoktu. Öyle çıtlatma mutlatma hikaye anlatırdık. Televizyon yoktu. Lambanın önünde el işi yapardık, boncuk takardık. Gaz lambaları vardı. Ondan sonra öyle. Köyde peki asıl geçim kaynağı eskiden sadece hayvancılık mıydı yoksa tarımla da uğraşılıyor mu şu an bu köyde eskiden? Ya hayvancılık vardı işte, başka da bir şey yoktu, tarım. Çoğunlukta hayvancılık vardı yani. Peki sen kaç yaşına kadar köyde kaldın ve sonrasında şehire neden gittin? Ben 16 yaşına kadar köydeydim, 16 yaşından sonra evlenip İstanbul'a yerleştim.
Eskiden çok küçük yaşlarda evlilik oluyordu küçük değil mi? Küçük değildi o zaman da büyük diyorlardı bize. 16 yaşına geldim büyümüş ev diyorlardı bize. Peki şu anda köydesin ve şehir hayatı ve köy hayatını kıyaslarsak sence hangi hayatı tercih ederdin? Ya köyde evin, yerin, yurdun olursa yani yerleşim yerin olursa köy hayatı da güzel yani. Yazlar ama kışın değil. Kışın bizim yerimiz çok zor çünkü kışın. Kışın şu anda özellikle bulunduğumuz yer, şu anki yerin adı Yazı diye geçiyor, doğru mu? Yazı diye geçiyor, Yazı. Buralar çok kışın kar var, yol yok. Kışın yani yollar kapalı, evet, hava muhalefette kapalı, çok sıkıntılı evet. Olduğu için kışlar çok sert geçiyor. Evet. Peki köye yerleşme düşüncen var mı tekrardan? Yok, yerleşmeyeceğim. Çünkü zor oluyor benim için zor oluyor. Yerleşmek istemiyorum. Babam çünkü çok seviyor. Ama gezmek için geliriz yazdan yaza geliriz ama yerleşmeyi düşünmüyorum. Yerleşmeyi düşünmüyorsun. Peki bizi izleyenlere Gazipınar köylerini ve bizi izleyen diğer insanlara söylemek isteyeceğim bir şeyler var mı? Ya, herkesin bayramını kutluyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sen kolay gelsin. Şu anda babamla bizim köylerin arazilerini geziyoruz. Eski hikayeleri anlatıyor. Eskileri yad ediyoruz. Ben çok küçükken gelmiştim buralara fakat uzun yıllar sonra gelmeme rağmen hala eskileri hatırlayabiliyorum. Çocukluğumda yaşadığım ve geçtiğim yerleri, şu anda geçtiğim, yürüdüğüm arazileri hatırlayabiliyorum. Çocukken biz buralarda koşup eğleniyorduk. Tabii şu anda Gezgin Derviş'te Öze Doğru programındayız ve buradaki yerlilerin, köylülerin, buralarda doğup büyüyüp daha sonrasında şehirlere kaçan, yerleşen ve şu anda tekrardan köylere doğru kaçmaya başlayan köy halkıyla yani bizim yani benim köylülerimle şu anda sohbetler ediyoruz ve kendim de şu anda geziyorum. Çürümüşler ama şimdi değil mi? Bu normal de. Sarma şu yeni değil. Önceden burada şenlik vardı. İnsanlar güzeldi. Peki sonrasında şehire gittiler ve şu anda köy yalnız kaldı. Ve şimdiden tekrardan köye göçler başladı. Ama yaşlar dönüyor. Yaşlar dönmüyor. Sizin öyle bir düşünceniz yok mu? Benim de öyle bir düşüncem var. Yerleşmeyi düşünüyorsun yani. Düşünüyorum. Genelde hayvancılıkla uğraşıyorduk burada. 14 yaşında gurbete gittikten sonra şimdi emekli olduk. Tabii İstanbul'da çocuk sahibi olduk. Nasıl çocuklar İstanbul'da. Biz de böyle amcayla gezmeye geldik tatil için. Bir 15 gün tatilim var. Nasıl tekrar eski günleri anısına gezide dolaşacağız nasıl sonra burada. Fırsat buldukça köye kaçıyorsunuz değil her mi? Sene, evet. Her sene genelde geziyoruz İstanbul'dan köye. Köyümüzü seviyoruz çünkü. Ne de olsa burada doğduk büyüdük. Doğduğumuz yer. Evet. Ne kadar gurbette kalsak da biz burada, burayı özlüyoruz burayı. Her sene de geliyoruz yani. Yine de yerleşmeyi de düşünüyoruz buraya. Yerleşmeyi düşünüyorsunuz evet. Değil mi? Ev mi yapmayacaksınız yoksa şu evet, anda burada eviniz var? Evet, aldım burada şu anda. Allah izin verirse sene başlayacağım inşaata. Tabii burada gördüğünüz gibi amcalar da yaptı burada. Bayağı yapılaşma da var köyde. Köyümüz gittikçe gelişiyor yani. İnsanlar köye daha geliyorlar yani. Köyü kalkınması için elinde geleni yapıyorlar burada. Peki önceki yerleşkeler daha aşağıda mıydı yoksa burada önce bizim da yerleşkeler var mıydı? Önce evlerimiz aşağıdaydı. O da heyelan olduğundan sonra devlet burayı gösterdi. Konut alanı olarak burayı açtı. Birkaç tane konut yaptı. Gerisi de kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Aşağıda yapılaşma izni yok şu anda aşağıda. Genel insanlar burada yukarıda yapıyorlar. Şimdi burası daha düzgün, güzel. Bu dağlara hep çobanlık yapıyorduk böyle. Önce kuzularla başladık, sonra öküzlerle. Daha sonra büyükbaş hayvanlarla yaydık burada. Yaylaya götürdük hayvanları. Yaylarımız çok güzel. Güzel tabi yemiyor işte çiçek bundan sonra. Peki şimdiki gibi şu anda otlar çok fazla. O zamanlarda bu zamanki gibi otlar çok muydu yoksa? Bu otlar genelde kışın iyi geçmesinde kaynaklanıyor. Kışın iyi kar yağsa, ilkbaharda yağmur yağsa otlar genelde güzel oluyor, uzun oluyor. Gördüğünüz her taraf rengarenk.
Ama yağmur olmadığı zaman fazla otlar uzamıyor. O zaman da az küçük kalıyor. Peki burada kışlar nasıl geçiyor? Kışlar genelde burada çok soğuk, rüzgarlı, kar çok yağıyor buraya. Öyle zaman oluyordu ki eskide 1,5-2 metre kar yağdığı zaman oluyordu. Ama son senelerde yağmıyordu bu. Nasıl olursa geçen sene biraz fazla kar yağdı. Her sene yağmıyor aynı yani. Ama kışın olması bizim için daha yeni. Daha tarımda da verimli oluyor. Tarlalar, otlar güzel uzuyor. Ama şu anda öğrendiğim kadarıyla burada tarım şu anda yok değil mi? Şu anda sadece hayvancılık yapılıyor. Şu anda sadece hayvancılık yapıyorlar. Tarla ekiyorlar ama bir iki tane tarla ekiyorlar. Fazla ekmiyorlar. İnsanlar zaten şu anda burada fazla insan da kalmadı. Genelde hazır oluyorlar. Hayvancılıkla uğraşıyorlar. Şu anda az önce amcamın da söylediği gibi daha çok emekliler geliyor değil mi? Emekliler İstanbul'a geliyor ama köyde yine kalan gençler var yani. O kadar da değil. Tamamen hepsi emekli değil yani burada. Köyde kalanlar, gençler var şu anda burada. Öğrenciler de var, okuyanlar da var burada. Belli okuluna gidiyorlar. Ama İstanbul'da sadece emekli olanlar genelde köye dönüş yapıyorlar yani. Burada yapılaşma da bak gördüğün gibi evler de hep yeni yaptılar evler. İstanbul'da emekli gelenler yapıyor genelde. Şu anda yaz kış kalan kimler var biliyor musun? Yani kaç hane var şu anda yaz kış? Yaz kış genelde 10-15 hane var köyümüzde. Ama kışın 10-15 hane var. Yazın ama genelde bayağı kalabalık oluyor. 50-60 haneye kadar çıkıyor köyümüz. Şu anda da bayram zaten en güzel zamanlarından evet, bir tanesi. Evet, şu anda bayağı kalabalık. Herkes köyde şimdi. Şu anda siz de zaten daha yeni geldiniz. Hemen ben de çekim evet, yapıp sizin duygu ve düşüncelerinizi almak istedim. 2 saat oldu inelik bizde. Evet, şimdi burası görünen yer bizim Gazipınar Köyü'nün Aşan Mahalle'ye ait Armut Arası diyoruz burası. Burası da Binigolan diye, adı da Binigolan diyoruz biz buraya. Binigolan ne demek? Binigolan böyle eskiye burada ufak göletler varmış ondan sonra. Şimdi tabi sular çekilmiş böyle, yuva şu anda görünüyor şu anda. Böyle isimlendirmişler burayı. Yan tarafta Delaman diyoruz biz buraya. Armut arası denme sebebi armut ağaçlarından oluşması. Genelde burası hep armut ağacı. Yaban armutlar var burada. Genelde 9. ay sonra 10. ayda yetişiyor bunlar. İnsanlar topluyor bunları, kışın değerlendiriyorlar, turşu murşu yapıyorlar. Ondan sonra komposto yapıyorlar bunları da, delendiriyorlar. Önceden bu aşağılarda tarım ekiyorlardı değil mi? Tabii önce bu güneş şeyleri hep tarlaydı buralar ama şu anda insanlar ekmiyor. Hep şey olmuş, çim bağlanmış ve artık daha tarla olarak kullanılmıyor buralar. Issız olduğu için şu anda buralarda ayı çok görüldüğü söyleniyor. Evet, genelde var. Şu anda ayılar bu son birkaç senedir köyün içine kadar geliyorlar. Daha sürekli geçen günde bir komşunun köyünün cami imamını dalmış, yüzünü parçalamıştı. Tedavi gördü. Şu anda iyi şu an durumu. Bu aşağıda şu anda çeşmeler var. Bu çeşmelerden soğuk sular akıyor ve içiliyor değil mi? Evet. Sizin en büyük zevklerinizden bir tanesiydi. Evet. Delaman dediğimiz suyu çok meşhurdur buranın suyu. Biraz sonra oraya gideceğiz nasıl? Suyunu da içeceğiz nasıl? Özlemişiz suyunu. Bakacağız. O zaman yolumuza devam edelim. Evet. Şimdi de yanımızda Gazipınar Köyü'nün dernek başkanı Murat Direk var. Abicim hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsın abicim? İyiyiz valla. Sizi gördük daha iyi olduk Gökhan Hanım. Çok teşekkür ederim. Biz de sizi gördüğümüzde çok sevindik. Çünkü Gazipınar hakkında biz şu anda bir belgesel hazırlıyorum. Ve burada Gazipınar Köyü'ne hakim olan birisiyle röportaj yapmak da istedim. Şimdi abicim Gazipınar Köyü hakkında öncelikle neler söylersin? Geçmiş hakkında kısaca bir bilgi vermek ister misin? Şimdi Gökhan Hanım geçmişle ilgili yani biz de
çok geçmişte değiliz. Sonuçta 72 doğumluyum. Tabii ki çok burada doğdum. Çocukluğum burada geçti. 12 yaşına kadar Gazipınar Köy İlkokulu'na mezun olduk. Buradaki komşuluk ilişkilerini, büyüklerimizi tabii ki bildiklerimiz var ama dedelerimizin yaşadığı topraklardayız. Öncelikle onu söyleyeyim. Ayrıca da bugün 10 Temmuz, Kurban Bayramı'nın ikinci günü. Burada da tüm Gazipınarlıların, tüm dostlarımızın bayramını kutlayayım. Buradan herkesin bayramı kutlu olsun. Senin de bayramın kutlu olsun Gökhan kardeşim. Yani burası bizlerin doğduğu, büyüdüğü, yaşamımızı belli bir yaşa kadar sürdürdüğümüz ve halen burada yaşamını sürdüren yaklaşık 22-23 tane köyümüz var kışın. Tabii yazları bu nüfus daha çok artıyor. 70-80 haneye kadar çıkıyor. Gazipınar büyük bir köy. Gerçekten hani bölgemizde de Orçul bölgesinde de örnek alınan bir köy. Hani bizim duruşumuzla, komşuluk ilişkilerimizle, büyüklerimizde, genlerimizde işlenmiş o sıcaklık, o misafirperseverlikten dolayı böyle bir şeye sahibiz, yapıya da sahibiz. Evet ve bundan çok da memnunuz. Ben şunu sormak istiyorum. Kaç yaşına kadar köyde kaldınız? Çünkü çocukluğunuz burada geçti tabii, sanırım. Ben 12 yaşında Gazipınar Köy İlkokulu'ndan mezun olduktan sonra tabii burada çobanlık yaptık, koyun yaydık, kuzu yaydık. Ondan sonra gurbete gittik. Gurbetlik hayatımız başladı. Tabii burada kalsaydık alan dar. Burada yeteri kadar alanımız olmadığı için, nüfus çok yoğun olduğu için burada geçinemezdik. O yüzden büyük şehirlere gurbet hayatı başladı. İşte büyüklerimizden daha sonra bizler gittik. Şimdi İstanbul Kartal'da yaşıyoruz. Orada yaşamımızı sürdürüyoruz. Tabii köyümüzü de asla unutmuyoruz. Orada belli bir yaştan geldikten sonra işte şimdi 94 yılına kurulan derneğimiz var. Gazipınar Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneğimiz var. Yaklaşık 5,5 yıldır o derneğe de başkanlık yapıyorum. Yani köyümüzü en iyi şekilde temsil etmek ve o mega kentte burada gördüğümüz o komşuluk ilişkilerini, o dostluklarımızı oradaki komşularımıza, işte gençlerimize aktarmak için elimizde gelen bütün mücadeleyi vermeye çalışıyoruz. Evet, şu anda çok güzel faaliyetler var zaten. Peki şu anda gündemimizde olan faaliyetler var mı? Şu anda dernek olarak köyümüz için planlanan bir şeyler var mı? Buradan da köylümüze en azından bunu bildirmiş olalım. Yani dönem dönem etkinlikler yapıyoruz. Köye yönelik şöyle bir şey var. Köyümüzün kooperatifi kuruldu. Birinci genel kurulunu bugün yaptık. Yani köyümüze dönük artık kooperatif üzerinde bir şeyler yapmak istiyoruz. Köyümüzü daha çok kalkındırmak amacıyla. Hani dernek olarak tabii ki etkinlikler yapabiliriz. İşte bayramlaşmalar, kurban bayramında birlik kurbanları kesme ama önümüzdeki geçirdiğimiz son 2 yıl bizim için de sıkıntıydı. Özellikle pandemiden dolayı ister istemez bir kopukluk yaşandı. Maalesef. Şimdi onu tekrardan o eski haline getirmek için, o kaybettiğimiz 2 yılı yeniden kazanmak için bazı çabalar içerisindeyiz Gökhan'ım. Evet, şimdi gençliklerle alakalı da gençliği kazanmak adına da bir sürü faaliyetleriniz var. Peki şu anda gençlik kollarıyla alakalı faaliyetler devam ediyor mu? Çünkü gençliği kazandırmak için çok çabalıyorsunuz. Tabii biz özellikle benim yönetimim göreve geldiğimiz andan itibaren gençlere yönelik gerçekten ciddi çalışmalar yaptık. Ciddi etkinlikler yaptık. Tabii bunların tamamını İstanbul'da yapabildik. İstanbul Kartal'da yaptık. Orada gençlere yönelik gençleri bir araya getirdik. Özellikle belli bir kuşak birbirlerini çok iyi tanıyabiliyor. Birbirleriyle bağlantıları çok iyi ama belli bir kuşağın üstü gerçekten birbirlerini tanımıyordu. Ve derneğin en büyük, asıl yapması gereken de ben bu olduğunu düşündüğüm için göreve geldiğimiz andan itibaren ben ve yönetimdeki arkadaşlarımla birlikte gençlik kollarımız daha iyi çalışması yönünde gençlerle birlikte tiyatro oyunları sergiledik. Gençlerimize yönelik üniversitede okuyan öğrencilerimize yaklaşık 4 yıldır burs veriyoruz. Üniversitede okuyan tüm öğrencilerimize bunu verebilmek için de bazı etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinliklerde gelen gelirin tamamını üniversitede okuyan öğrencilerimize burs olarak aktarıyoruz, dernek olarak. Biz gençler olarak birbirimizi çok fazla tanımıyoruz. Siz şimdi soy isimlerden, isimlerden bile birbirinizi çok fazla tanıyorsunuz. Eskiler olarak biz gençler tanımıyoruz ve bu yaptığınız faaliyetler de bizim için çok faydalı oluyordu. Peki şunu sormak istiyorum. Şu anda Gazipınar Köyü tarımla mı yoksa hayvancılıkla mı geçiniyor? Şu anda Gazipınar Köyü, köyde yaşayanlar
tarım ve hayvancılık. Yani aslında şu anda tarıma çok fazla yönelmiş değiliz. Eski o tarıma yaptığımız tarımcılık şu anda yok. Biraz da devletin temelleştirmeye yönelik diyeyim. Teşvikler sunuyor işte ekmeden. Getiriyor köylüye bir şeyler veriyor. Diyor ki işte şu kadar tarlan var diyor. Götürüp yazdırıyorlar. Belli bir miktarda para alıyorlar ve o tarlaları ekmiyorlar. Bu tarlaları ekmemizden kaynaklanan şeyde sıkıntıdan dolayı da şu anda büyük sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü üretemiyoruz. Artık hazıra dayanmış köyde yaşayanlar dahi her şeyi hazır almaya başlamışız. Kendimiz ekmiyoruz gerçekten, biçmiyoruz. Yani biraz da devlet bizi tembelleştiriyor. Sanki bizi buraya doğru yönlendiriyor. Ekmeyin, biçmeyin, biz gidelim dışarı ülkelerden işte getirelim, hazırcı olun. Oysa ki geldiğimiz nokta, özellikle geçtiğimiz son iki yıl pandemi bize şunu gösterdi. Biz dışa bağlı olduğumuz sürece, göbeğimizi kendimiz kesmediğimiz sürece inanın ki yarınımız yok. Ne yapmamız gerekiyor? Buradan ciddi kararlar almamız gerekiyor. Köylülerimizle birlikte, yaşayanlarla birlikte kesinlikle eski tarımcılığa, ekime tekrardan yeniden dönmemiz gerekiyor. Tek bir metrekare dahi boş alanımız olmayacak şekilde bunların hepsini ekip biçmemiz gerekiyor. Şu anda hayvancılık biraz daha devam ediyor. Tabii bu da bölgesel, yani sezonluk devam ediyor. İşte kışa çok fazla hayvan bırakmamak şartıyla yazın yapıyoruz. Kışa girerken onları elle çıkarıyoruz elimizden. Öbür sene bir kez daha. Böyle hayvancılık da tam devam etmiyor. Bu hayvancılığın daha çok yaygınlaşması için dediğim gibi kooperatifleşmemiz gerekiyor. Bu kooperatifleşmenin de ilk adımlarını attık. Kuruluşunu aldık. Kooperatif başkanımız Dursun Kara var. Bugün de genel kurulumuz yapıldı kooperatifle ilgili. Eminim ki önümüzdeki süreçte kooperatifi güzel oturtursak sadece Gazipınar değil inanın ki bölgemizi de kalkındırmış olacağız diye düşünüyorum. İnşallah bu inşallah attığınız adımların devamı da gelir ve çok güzel şeylerle karşılaşırız. Çünkü gerçekten çok büyük arazilerimiz, çok güzel arazilerimiz var ve bunları ekip biçmemiz gerekiyor. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Şu anda İstanbul'dan ve büyük şehirlerden köye göçler ve buralara yerleşmeler başladı. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Yani başlaması gerekiyordu zaten ama şöyle köye gelenlerin çoğuna bakıyoruz. Gençler köye gelmek istemiyor. Hep işte emekli olduktan sonra belli bir yaşa geldikten sonra köye dönüşü de gelip de köyde üretmek değil. Hazır tüketmek için geliniyor. Yani emekli oluyor işte 60-65 yaşlarında üzerindeki insanlar daha çok köyü tercih ediyor. Diyor ki işte yıllardır işte gurbet hayatı yaşadık. Gidelim köyümüzde istediğimiz gibi işte rahat hayat yaşayalım. Hani gidip de köyde bir üretim yapalım, herhangi bir şey yapalım diye tamamen tatil gibi şu an. Evet. Dönüşler o yönde yani tatil gibi değerlendiriyor. Buradan da gençlerimize ve diğer insanlarımıza şunu söyleyelim. Göçleriniz başlasın. Gelin köye yerleşin fakat ekin, biçin ve hayvancılıkla uğraşın. Köyümüzde daha fazla gelişsin ve inşallah eski şenliğine tekrardan kavuşur. Kesinlikle o yani imkanlarımız var. İsteriz ki gençlerimiz okuyor. Artık gençlerimiz üniversite mezunu. Çok gencimiz var. Yani biz bu gençlere her yıl burs veriyoruz ya. İnanın ki böyle göğsümüz kararıyor. Yani kabarıyor. Geçen yıl sadece 37 tane öğrencimiz vardı. Üniversitede okuyan. Ve bu 37 öğrencimizin tamamına biz dernek olarak burs vermiş olmanın gururunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. O gençlerimiz istiyoruz ki projeler hazırlasın. Yani köye yönelik projeler ve devlet destekli projeler hazırlanabilir. Ve devletten inanın ki bir destek alınarak çok güzel işler yapılabilir. Ama sadece gençlerimizin buralara gelmesi için öncelikle şu da bir şart. Yani bizim ulaşım sorunumuz var. Gazipınar Köyü'nün, biz bir Alevi köyüyüz. Ve Orçul yöresinin en son köyüyüz. Gerçekten Alevi köyü olmamızdan dolayı bizi biraz dışlıyorlar. Yani örneğin ulaşımla ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Ben dernek başkanı olarak köyümün muhtarı olmak üzere defalarca devletin yetkililerine, kaymakamlığımıza, valiliğimize dilekçeler vermemize rağmen, birebir görüşmemize rağmen her ne hikmetse bir türlü köyümüzün yolunu ve köy içindeki şu taşlarımızı döşetemiyoruz. Bakıyoruz diğer köylere. Yani bunlar yapılabiliyor, yaptırabiliyor ama her ne hikmetse Gazipınar Köyü, burada şunu değerlendiriyoruz. Bir Alevi köyü olduğumuz için sanki bir ayrımcılığa tabi tutuluyoruz. Neden? En son geçen sene
3 kilometre ötemizde Şahaloğlu var. Asfaltı devlet getirdi. Soygun köy biz olmamıza rağmen Şahaloğlu'ndan başlatıp aşağı doğru götürdüler. Yani şimdi eğer biz yolları yapmazsak, altyapıyı dört dörtlük yapmazsak gençleri buraya çekemeyiz. Evet, kesinlikle. Sanki gençlerimiz bu tarafa gelmesin diye böyle bir sıkıntı var. Yani yetkililer tarafından diyelim. Çok fazla da bir şey söylemek istemiyorum. Buradan da bunu en azından yani bildirmiş bunu, olalım. Bunu eminim ki bizi izleyen ya da dinleyen dostlarımız bunu kesinlikle anlamış olacaklardır. Çok bariz örnekleri var. Yani çok bariz örnekleri var. Eminim ki devlet yetkililerimiz de bizi görür, bizi duyar ve bizim bu mağduriyetimizi, bu yol sorunumuzu bir an önce çözerler diye düşünüyorum. O zaman işte gençlerimiz de gelir, biz de rahatlıkla gelebiliriz. Yolda gelirken yani gerçekten araçlarımız hasarlanıyor, hasar görüyor. Takır tukur, çukur yollardan geliyoruz. Aynen. Yaptığımız en sonki görüşmeden onu da anlatacağım. Yetkililerle görüştüğümüzde bana şunu söylediler. Sizin köye çok kar yağıyor. Sizin köyün yoluna o kar kürüyen araçlar gelirse işte asfaltı bozuyor. Bozdukları için asfalt yapmak istemiyoruz. İşte hebe olacak. Ben de dedim ki bu kar kürüyen araçlar aynen böyle. Bizim köye helikopterle mi gidiyor ki bizim köyün yolunu bozuyor? Bizim köye gidene kadar bir sürü asfalttan geçiyor. Neden bu asfaltları bozmuyor da Gazipınar'ın asfaltını bozuyor? Bunu da söyleyince söyleyecekleri bir kelime yok karşımdan. Söyleyecekleri kelime de bulamıyorlar. Böyle anlamsız anlamsız şeyler getirip karşımıza dayıyorlar. İşte bu mağduriyeti Gazipınar'ımıza bize yaşatıyorlar. İnşallah buradan da en kısa zamanda bu mağduriyeti de gidermiş oluruz. Ben çok teşekkür ederim. Murat Direk, Gazipınar köyümüzün dernek başkanı ve çok güzel çalışmalarla da karşımızda olacak. Böyle bir fırsatı verdiğin için Gök Hanım, ben sana teşekkür ediyorum. Geldin, köyümüzün güzel çekimlerini yaptın. Güzel bir, eminim ki güzel bir görüntü yakalamışsındır. Hava da çok güzel gerçekten. Bu belgeselin çok izleneceğini de düşünüyorum. Şimdiden emeğine sağlık. İyi ki sizin gibi gençlerimiz var. Köyüne dönük böyle gelip işte 1000 kilometre öteden gelip buralarda böyle çalışmalar yaptığınız için sana özellikle teşekkür ediyorum Gökhan. Çok teşekkür ederim. Elimizden geldiğince aktarmaya çalışacağız. Ve şimdi de yanımızda Gazipınar köyünün en yaşlarından bir tanesi olan Binali Şahan var. Amcacığım nasılsın? İyisin? Hastayım, rahatsızım. Kulağım benimle. Valla. Valla benim ağrıyım. Bir de bacağım ağrıyım. Hastayım. Çoktan beri hastayım. Çok geçmiş olsun. Sen yaz kış burada mı kalıyorsun? Burada kalıyorum. Damla burada. Devamlı burada kalıyorsun. Tek mi yaşıyorsun? Evet. Hanımım var. Hanım var, cinsiz. Gazipınar Köyü ile alakalı video çekiyorum, belgesel çekiyorum da. Eskiden buralar nasıldı? Eskiden insanlık vardı, adamlık vardı, komşuluk vardı, mal da var. Efendim, 40 alet de var, mal vardı, daha fazlaydı. 300-400 koyun vardı, hem orta mahallede, hem aşağıki mahallede, hem halki mahallede. Barabar dağa götürdüler, yayıldılar. Ama şimdi öyle bir şey yok. Anladın mı? Komşuluk vardı. İnsanlık vardı. Anladın mı? Burada şimdi kimse tanımıyor. Şimdi kimse birbirini tanımıyor. Tanımıyor, doğru dürüst. Şimdi İstanbul'dan tekrardan köye yerleşmeye geliyorlar. Ne düşünüyorsun? Allah vereceksin. Allah vereceksin. Değil mi? Eski şenliğine kavuşur belki. Tabii. Şimdi dedim ki bak. 30 tane önce. 30 tane daha da fazla ele kabul et. 30 tane ben köyün önünde çok çalıştım. 33 tane çalıştım. Ama nankörle başka. Şimdi herkes hamur sabana değil benim.
Anlıyor musun? Evet. Bu yolu ben yaptırdım. Okulun yeması belki daha yaşlı adamı olsa yanında söyler demezsin ki yola. Efendim okulu ben yardırdım, yaptırdım, uğraştı. Abi yolu ben getirdim. Şölet vardı. O şey boybelerde geldi, gözünün önünde yattı. Gözünün yerinde yattı. Şu var da iki kardeşidirler. Oralarımız çok iyiydi. Ona yumurta verirdim, götürürdüm. Ondan sonra dedi ki ya şu koltuğa geç, yolun içinde çıkıp benim başım belliye koyacak. Geçtim, yalvardım, yakardım. Hal olsun dedim, senin yerinde geç. Salonda yerini geç. Anne, velhasını yırtık getirdi. Getirdi, kurtay kurum var ya. Harry. Biliyorsun. Harry. O zaman oraya getirdim. Ben de dedim biraz yumurta falan toplayayım. Onlara götüreyim anne. Gün içinde. Şu bu. Biraz cabanı dursun. Yani kim Rab? Gel bu dozenin yanında, bu sabah da uyandı. O tarlasının içinde getirdi adı, ben bırakmadım. Şoför beni dinledi, o oradan getirdi, mağarada. Ama ben buradan gittim ki, dozenler içine gitmişler. Geri geldiler, el sanmışlar. Bir daha peşine gittim, o efendim orada. Bir zor bela yalvara yakala Rafa'da birisini getirdim. Birisini getirdim, yolu buraya kan getirdik. Adamlar beni kırmadı. Bu sabah da bu şeyle emir dereler geldi burada. Karısıyla var. Çoluk çocuğuyla geldi. Dözer aldı getirdiler. Ya dedim abi yolu bitirin. Ondan sonra dedi Binali amca, ben gelip senin yolunu yine yaptıracağım. Abi aray. Neyse gitti geldi, Allah razı olsun. Onlar yolunu yaptı. Geldi bu sefer de burada başladı. Yaptı gitti kurtardı. Anladın mı? Eskiden yol falan yoktu yani burada değil mi? Kazma kürenle yapıyordu, kazma kürenle. Ben o Mustafa Çavuş vardı Mıhtar. Ben de onun bekçisiydim. Bana karşı yollamış ki getir o. Bana bekçili yaparsa ben mıhtarlı yaparım. Yalvardı, yakardı. Benim ailem vardı. Öldü Allah rahmet eylesin. Dedi bir şey olmaz dedi. Git adam sana güveni. Sen bekçi ol, yardımcı ol. Çekinle biraz. Hani ya. Neyse köyü çağırdık. Kazma küle olan. Aşağıdaki mahallede, orta mahalle, bura topladı bu yolu, yanık hırzakayı götürdük. Kazma Gülen'le. Vay. Bazı düz yerler bıraktı, dağ şeye çöktü götürdük. Orada bitirdik. Ondan sonra, sonra bu sabah da tarih binalı vardı. Ey hocaydı, Allah razı olsun. Bin defa, Allah rahmet eylesin. O da aynı kartını yollamış ki ben miktar olacağım. Rabi verir de herkes verir yani. Memnun adamda. O da bana bekir yaparsa ben olurum. Yoksa olmam dedi. Kartı geldi 2-3 defa. Ya dedi bir şey olmaz. O yalvarı. Ya ona bekir yap. Ona da yaptım. Ama köy öyle bitti ki kardeş gibi de. Göğüşme, çekişme, küsme yok. Hepsi birlik. Birlik dayanışma içindelerdi. Çok birliyiz. Ondan sonra işte bu kadar. Sazım. Çok teşekkür ederim amcacığım. Bizi izleyenlere söylemek isteyeceğim bir şeyler var mı? Gazipınar halkına bir şeyler söylemek ister misin? Vallahi onu diyeceğim onu. Ben dedim ki yaylanın bir tarafı. Hani malımız hoş mu? Onun bunun malı yayın. Dedim ki gel çam yapak. Hani Gumi Ömer deyler. Oraya kayın çam yapak. Köyün yaylanın kutsunda. Arkada yine öyle. Beni dinlemedi. Şimdi olsa vardı ya. Ormanıydı orman. Beni dinletseydi. De gelip kendine odun alıp bilmem şey alıp da. O zaman böyle de.
Ya devlette alıyorum ben. Ben paramı alıyorum. Bir de almıyorum. Ama basit o. Artık. Bu kadar. Bu kadar. Çok teşekkür ederim amcacığım. Yani dinleseydin. Şimdi ormanız orman. O koltuğum bu. Şeyler var. Ormanız. Ama ben dinlemediler. İki defa. Bak Talha girdi. Bak. Vallahi birkaç tane şeytan vardı köyde. Bana o orta mala, aşağıdaki mala o verdi, burada vermedi. Niye? Diye köy satar. Ben o kadar köy çalıştım, köyü niye satayım? Vermediler, bana vermedi. Verseydi var ya, burası şimdi de 12 yıl gibiydi. Anladın mı? Belki bu saatten sonra dinlerler seni. Yok, daha gelsin.